Türklerin eski inanç ve mitolojisinde kurtlar kutsal sayılır ve göğe doğru uluyarak Tengri'ye dua diye anılırdı. Günümüz kültüründe de milliyetçi bir kuruluş olan Ülke Ocakları Eğitim Vakfı ile Türk Ocakları Derneği'nin amblemi kurt çekmedir. Türk milliyetçilerinde bozkurt işareti vardır. Kurt veya bozkurt, bozkurt Avrasya ve Kuzey Amerika'ya özgü ve canis cinsinden iri bir memelidir. 30'dan fazla Canis Lupus alt duru tanınmaktadır. Bozkurt denildiğinde günlük konuşma dilinde evcilleştirilmemiş ve yabani alt türler anlaşılmaktadır. Ağırlığı erkek 40 kilogram, dişilerde de 37 kilogram olabilir. Kurtlar, köpekgiller, kanidae, firmalyasının yaşayan en iri üyeleridir. Boyları 105 ile 106 santimetre arasında değişir. Türk mitolojisinde kurt kültürünün ten, es, en eski en eski kanıtları Türklerin ataları olarak görülen Husingnum Hun halkında milattan önce 1700 ile milattan sonra 300'ü bunlardan sonra gelen Türk halklarında görülüyorum. Türkler, Tengri tarafından görülen Asen adında bir dişi kurduğun ilk hükümdarların annesi olduğuna inanmış ve kurdu kutsal saymışlardır. Kurt resimleri bazı eski Türk bayraklarında yer almış ve Türk ordusunun başındaki kimseye kök mavi kurt ya da gök kurt denilmiştir. Kurdun eski Türk kültüründeki yerini gösteren bir kanıtta bir çocuğu emziren dişi kurduğun Mirat'tan son 6. yüzyılda kabartma olarak Bugut Dikili Taşı'na kazınmış resmidir. Türklerin en eski düşmanlarından olan Çinlilerde ise kötülüğün, acımasızlığın ve oburluğun sembolüdür. Ayrıca Orhun yazıtlarında da Türk ordusu kurta benzetilmiştir. Kutup kurdu. Canis, Lupus, Artos. Köpekgiller, Canidae familyasının Canis, Lupus türünün bir alt türü. Kanada arktik bölgesi ve Grönland'ın kuzey kesimlerinde yaşarım. Genellikle gri kurttan daha küçüktürler. Boylarım 36 ile 71 inç yani 91 ile 180 cm arasındadır. Çoğu memelide olduğu gibi erkekler dişilerden daha büyük diyorum. Yerden yüksekliklerim ise 25 ile 31 inç civarında derim. Bu da 63 ile 79 santimetre anlamına gelirim. Gri kurttan daha hafiftirler. Ağırlıkları 45 kilogram civarındadır. Çok yaşlı erkekler ise 79 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Karibular, mis göküzleri, kutup tavşanları, pıtarmigan adlı kuşlar ve lemingler, sığın geyikleri ve ördek ile beslenirler. Avrasya kurdu Eurasian Wolf. Avrasya kurdu Canis Lupus Lupus olarak da bilinir ortak kurt veya ortak ortağın Rus orman kurdu olarak da bilinir. Gri kurdun alt türlerindendir. Avrupa ve ormanı özgü ve bozkır bölgeleri eski Sovyetler Birliği Avrasya'da yaygındır. Orta çağlardaki kayıtlar kurt türünün bolluğunu kanıtlıyor. Baltık, Kelt, Slav, Türk, Antik, Yunan, Roma ve Trakya'da kurtlar yüksek saygı görüldü. Eski dünya Avrupa'da Ortalama 39 kilogram olan gri kurtlardan son derece büyük olan avrasya kurdunun kilosu bölgeye göre 69 ile 79 kilogram arasında değişirdi. Kürkü nispeten kısa ve kabadır ve genellikle sarımsı, kahverengi renk, boğazdan yanaklara zarzuru uzanan beyaz renge sahiptirler. Melezleri nadirdir. İber kurdu. İber kurdu yok olmakla karşı karşıya çoğunlukla İspanya ve Portekiz'de yaşayan İber kurdu ciddi bir tehlike altında. Soyu tükenme tehlikesinde. Bu türü Avrupa Birliği'ne bağlı bazı kuruluşlar korumaya çalışıyor. Ancak İspanya'daki koruma girişimleri bir şekilde yetersiz kalmakta. Birimsel ismiyle Canis Lupus Signatus. Çok uzun süre İber Yarımadası'ndan ve özellikle bölgenin kuzeybatısından bir yırtıcı olarak yaşamını sürdürdü. Otçul hayvanlarla beslenen iber kurdu ekosistem için oldukça önemli. Ortak inanışa göre köpekler iber kurtlarının soyundan geliyor. İber kurtları insanların seyrek olduğu yerlerde yaşayan karaca, yaban domuzu ve geyik gibi büyük otçul hayvanların olduğu yerlerde sık görülür. Kurtlar yaşadıkları bölgelere göre farklı hayvanlarla beslenebilir. Tavuk, sığır ve tavşan gibi Alaska kurduğum Alaska malamutu. Alaska'ya özgü bu öz, bu özgü bu köpek Kuzey Batı Alaska'da yaşayan eski Mo halkı Mahlemut Malamut Inupikleri tarafından kızak çekmekte kullandırdı. Alaska Malamut'u günümüzde özellikle çocuklara son derece seveceğin davranışından ötürü evlerde de beslenmektedir. Güçlü bedenli ve geniş omuzlu bir köpek derim. Boyu erkeklerden 71 santimetreye ağırlığı 56 kilogram ulaşabilirim. Kürkü sert Dış tüyler ve daha yumuşak iç tüylerden oluşuyorum. Pençeleri geniştir ve karada kolayca koşmasını sağlayacak biçimde tüylerle kaplıdır. Zeki ve derim. Gerektiğinde ise çok iyi bir dövüşçü diyorum. Husky türüyle sıkça karıştırılırlar. Arasında farklar bulunur. Alaska malamutu bir huskyye göre daha ağırdır. Kulakları birbirinden ayrıktır. Malamutlar kurula daha çok benzerler. Sibirya kurduğum Sibirya kurduğum ya da husky, yüzyıllarca kızak çekmeye, rengi çobanlığım ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Genelde buz mavisi gözleriyle korkutucu olsa da sevgi dolu bir hayvandır. Her köpek gibi dillerinden terlerler. Özgürlüklerine düşkünlükleri ve inatçılığıyla tanınırlar. Bazılarının göz renkleri farklı olabilir. Çocuklara karşı çok hoş Aslında herkese iyi geçinirim. Kuş fare gibi küçük hayvanları avlamak isterler. Yalnız kalırsa sıkılıp evdeki eşyaları kemirebilirler. Gereksiz avlamayan bir köpek ırkıdır ancak uluyabilirler. Sibirya kurtları sıcağı hiç sevmez ve sıcaklarda bunalır. Sıfırın altında 60 derece sıcaklıkta yaşayabilirler. Ortalama ömrü 11 ile 13 yıldır. Erkeğin ağırlığı 20 ile 27, 27, dişi ise 16 ile 23'tür.